Merhabalar. Ben Mustafa Balbay. Sizlerle 7 Aralık 2021 Salı günü bugün Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Çin modeli sonsuz iktidar başlıklı köşe yazımı paylaşmak istiyorum. Erdoğan hiçbir akılcı yönteme dayanmayan adımlarını ancak Türkiye'ye uzak bir benzetmeyle anlatabilirdim. Çin modeli. ABD ile çanak tutma, kafa tutma mesafesine giden ilişkilere, Putin'le her alanda devam eden ortaklıklara, körfez şehirleriyle pazarlıklara ancak Çin modeliyle açılım getirilebilirdim. Anlaşılan bir sürede Çin modeli nedir sorusuna yanıt aranacak. Kamuoyu ilk aşamada Çin'in ekonomisinden yola çıkarak yorumlar yaptı. Ancak bize göre Erdoğan'ın kafasında daha çok Çin'deki gibi sonsuz iktidar arayışı var. Çin'e daha önce 3 haftalık bir zaman diliminde Pekin, Şiyan, Urumçi, Turfan, Şankay, Hong Kong'u kapsayan sırt çantalı bir gezi yapmıştık. Dönüşte Çin'in uzun yürüyüşü başlığı ile kitaplaştırmıştık. O günden bu yana da gelişmeleri izlemeye çalışıyoruz. Çin ekonomisinin giderek dünya liderliğine yürüdüğü herkesin dikkatinde. Bunun altında her şeyden önce uzun yıllara dayanan bir planlama, ülke kaynaklarını yabancılara vermeyip kalkınma için kullanma, başta elektrik olmak üzere üretim girdileri için olabildiğince az döviz ödeme olmak üzere kapsamlı bir strateji var. 1980'li yıllarda özelleştirmen seçilmiş kişileri fabrikatör yaparak başladılar. Bugün dünyada en çok dolar milyarderi Çin'de. 2016 yılına dek ABD birinciydi. Şimdi Çin ABD'yi üçe katladı. 2021 yıllarına göre Çin'de 1058 dolar milyarderi bulunuyor. 2020'de yani koronavirüs salgını günlerinde haftada 8 Çinli dolar milyarderi sıfatı kazandı. ABD'de 696, Hindistan'da 177... Almanya'da 141, İngiltere'de 134, Rusya'da 85 dolar milyarderi var. Buna karşın Çin'in dünyaya ihracat yapmadan yabancı yatırımcı çekmede en çekici özelliği şu, emek bank. Yani gelişmiş ülkelere göre çok ucuz emek gücü. Erdoğan'a böyle bir denklem cazip gelmiş olabilir ama bunun için de yukarıda vurguladığımız gibi uzun verimli bir planlama var. Çin'in siyasal sistemi ise şöyle. Çok partili, tek partinin sürekli iktidarda kaldığı bir halk cumhuriyeti. Tam Erdoğan'a göre. Çin'de 9 parti var. İktidardaki Çin Komünist Partisi tek yönetici ve karar verici. Öteki 8 parti danışma organı halinde. İki büyük meclis var. Halk Meclisi ve Danışma Meclisi. Halk Meclisi'nde sadece Komünist Partisi üyesi olanlar yer alıyor. Yani iktidar Halk Meclisi. Bu daha daha Erdoğan'a göre. Danışma Meclisi ise öteki 8 parti üyeleri parti üyeleri e, e, ve meslek temsilcilerinden oluşuyor. İki meclis aynı anda toplanıyor. Danışma Meclisi sadece öneriler sunuyor. Devlet Başkanı Xi Jinping ömür boyu e bu koltukta kalmasının yol açık. E, e bu da çok daha fazla Erdoğan'a göre. Yine Çin e, bağlamında vurgulamak gerekirse Çin'de Atatürk'ten hep Kemal diye söz ediliyor. Öyle yerleşmiş. Atatürk'ün emperyalizme karşı verdiği bağımsız mücadelesi onlar için de rehber. Bunu Pekin'de kendilerinden dinledik. Lise kitaplarında sayfalarca yeri var. Çin kendi yol haritası içinde bölgenin gerçeklerine dayalı bir yönetim anlayışı tutturdum. Erdoğan biraz daha Çin'i araştırırsa Türkiye için en uygun modelin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş değerlerini ve ahlakını bugüne taşımak olduğunu görecek ama uygulaması mümkün değil. Kendisine her şeyi yakıştıran Erdoğan'ın Çin tipi komünist sistem neye yakışmasın?